2015 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Zemon ailesinin Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşadığı ev depremde enkaza dönüştü. Önce savaş, sonra da depremin vurduğu aile iç savaşta 11 yakınını kaybederken depremde ise 12 yaşındaki çocuklarını kaybetti. Enkazdan kendi elleriyle çocuklarının cenazesini çıkaran aile şimdi ise enkaz altındaki kimlik, kart ve değerli eşyalarını arıyor. Suriye'nin Haseki kentinde yaşayan Azap Zemon, yaşanan iç savaşta bombaların hedefi olan evleri yıkılırken ailesinden 11 kişiyi kaybetti. Kalan 8 kişiyle birlikte 2015 yılında Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Azap Zemon ve ailesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan mülteci kentinde yaşamaya başladı. Aile, kısa sürede İslahiye ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde 2 katlı bir evin 1. katındaki daireyi kiraladı. Aile, yeni komşularının da desteğiyle yeniden hayata tutundu. Zemon ailesi 6 Şubat pazartesi günü 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Pazarcık depreminde iç savaşta yaşadıkları manzarayla karşılaştı. Sarsıntıda yıkılan ev enkaza dönen Zemon ailesinin 12 yaşındaki oğlu Abdülmuti Zemon enkaz altında kaldı. 8 yıl önceki acıları tazelenen Azap Zemon ve diğer aile fertleri kendi imkanlarıyla ilk 4 saat içerisinde Abdülmuti'nin cenazesine ulaştı. Zemon ailesi, çocukları Abdülmuti Zemon'un arkadaşının da enkaz altında olduğunu duyunca yeniden sarsıldı. İhbar üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekipleri evin enkazında yürüttüğü çalışmada kimseye ulaşamadı. Abdülmuti'nin arkadaşının hastanede ve sağ olduğunu öğrenen Zemon ailesi, yürütülen arama çalışmaları nedeniyle tuzda buz olan evin enkazını görünce büyük şok yaşadı. Zemon ailesi, kimsesiz ve sokakta kalmanın çaresizliğiyle kaybettikleri küçük Abdülmuti için gözyaşı döküyor. Ailenin 6 yaşındaki oğlu Mustafa ise elindeki oyuncak tabancayla olan bitenden habersiz enkazda oyun oynuyor. Kimi zaman enkazın bir köşesinde oyuncak tabancasıyla nöbet tutan Mustafa, bazı zamanlarsa enkazdan çıkarılan kablo ve çeşitli eşyalarla oyun oynuyor. Kahraba yok, bau yok. Mesafe benimle ve benim sakıf metre, metre واحد بس. Tercüme eder misiniz? Ne diyor? Babam diyor, yani akşam bizi evi başına yıktı ve biz 8 kişiyiz. Abim kaybet oldu. Yani deprem zamanından evi başımıza yıktı. Bizim sadece 1 metre kaldı yani enkaz üstüne yani. Bir şey kalmadı. Çıktı ama kardeşim görmedik. Kardeşim 2 saat sonra çıkarttık. Öyle yani dedi. Ama bizim hiçbir şey kalmadı yani. Kimliksiz kaldık. Bir şey kalmadık yani. Evim yıkmadan önce haber vermek lazım yani. Hiç haber vermedik. Ama asal kimlik, al hüviyat, fi masare, fi şalat, kruti. Hek hafırlıyor. Banka kartları, kimlikler, para. Böyle bir şey. Çocuğu 2-3 gün önce kendileri bulmuş ama kimseye de haber vermediler. Ev sahibinin de haberi yoktu. Dönde bu ev ikiye bölünmüştü. Yani yanında geçen insanlar için de tehlike arz ediyordu. O yüzden mecburen yıkılması gerekiyordu yani. Kimliklerini arıyorlarmış. Ya zaten hepsi içinde, enkazın içinde.